Son videomuzda yani geçenki videomuzda ışığın davranışı ile ilgili çarpıcı çıkarımları öğrenmiştik ve ışığın uzayda eter vasıtasıyla yayıldığına dair çok az kanıt vardı. Çünkü şunu öğrenmiştik. Işık uzayda gittiği halde yani göreceli olarak göreceli hedeflerde göreceli şekilde hızlara sahip olmalıydı ama öğrenmiştik ki insandan insana bu hız değişmek yerine aynı kalıyordu. Yani bu sonuçlar çok anlamsız gibi görünüyordu çünkü anlamsızdı da. Şöyle ki bu ışık dalgasının otobüsün hem önüne hem de arkasına aynı anda çarptığını söylüyorsunuz. Ama arkadaşınız hem önüne hem de arkasına farklı anlarda çarptığını söylüyor. Aslında bu olayların çoğunun karmaşık gibi gelmesinin nedeni bizim öncesinde bu şeylere dair bir çıkarımda bulunmamız. Yani demek istediğim şu, bu olayı kafamızda hayal ederken gerçek hayatımızdaki, kendi hayatımızdaki olaylardan ilham alarak canlandırıyor olmamız. Sorun bu. Yavaş yaşayan, yavaş nefes alan insanlar olarak bu deneyimleri tam olarak hayal etmemiz pek de mümkün değil. Yani şunu demek istiyorum. Bizler göreliliği yaşayarak büyümeyiz ama göreliliği sonrasında öğrenebiliriz. Bu da tabii ki bizlere eş zamanlılık sorununu çözmede yardımcı oluyor. Michael Morley deneyi nedeniyle bunun doğru olması gerektiğini biliyoruz. Ve bunun doğru olabileceğini de biliyoruz. Çünkü tüm bunları açıklamak için kendi içinde tutarlı bir model yaratmak mümkündür. Başka bir deyişle anlatmam gerekirse eğer, bu şey işe yarıyor. Hadi onu açıklamama izin verin. Başka bir deney yapalım. Bu bir ışık saati. Dünyanın en mükemmel saati. İki ayna arasında bir ışık huzmesinin ileri ve geri yansımasıyla çalışan garip bir saat. Işık her sıçradığında saat tik tak yapacak. Sizi ve arkadaşınızı ve otobüsü tekrar dahil edelim. Bir sonraki denememiz. Saatin nasıl davrandığını görmek için sistemi inceleyelim. Siz ve otobüsle birlikte seyahat eden bir ışık saati yerleştiriyorsunuz. Ve arkadaşınız sizin saatinizi izliyor. Ve yerdeki ışıklı saatiyle karşılaştırıyor. Ona göre saatinizin nasıl hareket ettiğine dikkat edin. Burası çok önemli. Buraya dikkatli bakarsanız ışık huzmesinin çapraz bir yol izlediğini göreceksiniz. Yani sonuç olarak ışık huzmesi daha uzun bir yol kat ediyor ve ışık her zaman C'de yol olması gerektiğinden dolayı onun tikleri arasında daha fazla zaman olacaktır. Hareket eden saat yavaş çalışacaktır. Bu garip geliyor biliyorum. Peki, soru şudur. Saat bozuk mudur? Veya az önce hareket halindeyken çalışmayan bir saat mi yaptık? Bunu kontrol edebiliriz. Kendi saatinize baktığınızda gayet iyi çalışıyor. Çünkü ışığın doğrudan C'de yukarı ve aşağı hareket ettiğini görüyorsunuz. Hareket halinden bağımsız olarak herkes ışık hızını C olarak ölçer. Öyle değil mi? Yani size göre ışık saati olması gerektiği gibi çalışıyor aslında. Arkadaşınızın sizin saatinizin yavaş çalıştığını görmesi ve sizin de saatinizin normal çalıştığını görmeniz tıpkı saatiniz gibi zaman algınızın da yavaşladığı anlamına gelmelidir. Yani böyle olması gereklidir. Sadece bunlarla da kalmıyor. Hareketiniz, kalp atışlarınız, düşünceleriniz ve sayamayacağım onca şey yavaşlamış görünüyor. Yani her şeyi normal görüyorsunuz çünkü. Ve bu cidden garip bir olay. Arkadaşınız zamanınızın yavaş ilerlediği sonucuna varıyor. Ama ne kadar yavaş? Şuna dik açılı bir üçgen. Evet, üçgen. Pisagor teoremini uygulamamız gerekiyor çünkü. Bu bir ışık huzmesinin sizin bakış açınızdan izlediği yoldur. Bu ışık huzmesinin yolu C çarpı size göre tikler arası kadar olan süredir. Yani tik tak yaptığı süredir. Mesafe çarpı hız zamana eşittir. Bu arkadaşınızın ışık huzmesinin izlediği yolu söylediği yoldur. Evet, bu garip bir cümle oldu.
Yani arkadaşınız için ise C, tikler arasında geçen süredir. Ve bu gördüğünüz üçgende arkadaşınızın saatinizin tikler arasında kat ettiğini söylediği mesafedir. Saatin ileriye doğru gittiği hız ve çarpı arkadaşınıza göre olan tiklerin süresi. Şimdi A kare artı B kare eşittir C karedir. Ve bakın. Evet, biraz şuraları düzenlersek arkadaşınızın saatiniz hakkında söyledikleri arasında bir ilişki kuruyoruz. Bu tiklerin ayrı ayrı oluştuğunu söylüyorsunuz ve arkadaşınızın tiklerinin ayrı ayrı oluştuğunu söylüyoruz. Ve bu bir faktör. Bu faktör görelilikte oldukça sık görünüyor. Ve söylemem gerekirse çok çok uzun. Bu yüzden fizikçiler sadece küçük bir gamma harfi kullanıyor. Formülizasyon nedeniyle gamma hareket olmadığında 1'dir ve hareket olduğunda 1'den büyüktür. Ancak yalnızca yeterli hareketle, örneğin ışık hızının yarısı kadar hızla gidildiğinde gamma fark edilir hale gelir. Yani demem o ki eğer ki çok küçük hızlardaysanız bunun çok da bir önemi yoktur. Açıkçası şunu fark edebilirsiniz ki ışık hızına yaklaştıkça gamma da sonsuzluğa doğru gitmektedir. Ama bu biraz daha komplike, o yüzden başka bir videonun konusu. Burada arkadaşın hareket ettiğini söylüyor. Bu yüzden sanırım, evet öyle olması lazım. Zaman algın gamma faktörü kadar yavaşlıyor. Yani gamma dediğimiz şey görelilik aslında. Evet, tüm bunlar doğru ama tam olarak değil. Ya arkadaşının yerdeki saatine baksak ne görürüz? Şimdi arkadaşın yerdeyken saati ona göre iyi çalışıyor. Of. İşte problem de şimdi bu ya. Sen ilerliyorsun, şimdi de onun saati sana göre yavaş çalışıyor. Geçen seferki aynı cebirsel prosedürleri kullanarak ne kadar olduğunu dahi çıkartabiliriz. Ancak şu anda buradaki problem şu ki senin zamanın ve arkadaşının zamanı birbirinin tam tersine döndü. Yani size göre arkadaşınızın zaman algısı sizinkinden daha yavaş. Arkadaşınıza göre ise sizin zamanınız daha yavaş. Bir dakika, kafam iyice allak bullak oldu. Nasıl oluyor da her ikiniz de birbirinizin zamanını yavaş olarak görüyorsunuz? İki saatte aynı anda birbirlerine göre... Şimdi bir dakika. Ne? Nasıl yani? Tamam, şunu söyleyelim. Işık saatlerinin ve diğer düşünce mekaniklerini... Yani bu mekanikleri düşünce deneylerinde kullanma sürecini sürdürürsek eğer boy kısalmasını ve göreli eş zamanlılığı elde edebiliriz. Şimdi anlamanızı istiyorum ki tüm bu boy, kütle ve vesairesi gibi paradokslar da göreceli. Maalesef. Yani buradan çıkaracağımız sonuç şudur ki uzay zaman arkadaşınızla sizin tartışmanızı istemiyor. Birbirinize saygı çerçevesinde davranmanızı istiyor. Çünkü ne yaparsanız yapın bu şeyler hep göreceli çıkacak. Ancak matematik matematiktir. İyi bir mucizeyle her şey halledilebilir. Şaka yapıyorum, mucize falan yok. Denklemler tek başına bir şey ifade etmezler. Ancak onları anlamaya başlarsak ve tüm bu tutarsızlıkları ele alırsak matematikle kendi kendini çözen bir şey elde etmiş oluruz. Biliyorum, tamamen batırmış durumdayız. Ama burada çok fazla ayrıntıya girecek vaktimiz de yok. Ama asıl meselemiz şu. Göreliliğin tuhaf olduğunu kabul etmek zorundayız. Günlük yaşantımızdaki deneyimlerimize benzemiyor. Ancak dostlarım, ister inanın ister inanmayın ama tuhaflıkların hepsi çözülebilir. Yani bazıları hariç tabii ama neyse, konumuz bu değil. Tam formülizasyona ve denklemlere sahip olduğumuzda tüm tutarsızlıklar ortadan kalkar. Ve işin iyi tarafı, yani üçüncü olarak, uzay ve zamanın bu garip şeyleri tamamen ortadan kaybolur. Ve her şeyden daha önemlisi, biz bu modelin gerçek olduğunu biliyoruz. Çünkü bunların hepsi
ışığın herkese göre C hızında hareket etmesinden kaynaklanıyor. Ki bu, yani tüm bunlar, 100 yıldan daha uzun süredir deneysel olarak, bunun altını çiziyorum, deneysel olarak ölçülmüştür. Bunların hepsi doğru olmalı çünkü hepsi doğru. Gözlemler bu şekilde çıkıyor. Yani aslında ölçtüğümüz her şeyin sonucu bununla tutarlı çıkıyor. Hala ikna olmadınız mı? Peki. Zaman genişlemesi doğrudan ölçülmüştür. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Doğal olarak bozulan parçacıklar, parçacık hızlandırıcılarında olduklarına daha uzun yaşamaya eğilimli olurlar. Yani demem o ki dedektörlerde görünene göre parçacıkları hızlandırdığınızda daha fazla ömürlü oldukları açık ve alelade şekilde görülmüştür. Bu kelimeden nefret ediyorum. Alelade. Ömürleri uzar çünkü bize göre zamanları yavaşlamıştır. Tüm bunlar zaman uzaması, kütle azalması, çoğalması, uzunluk uzaması, kısalması ve daha nice paradokslar ve paradoksların kimselerin hayal edemeyeceği kadar ileri giden matematik tarafından çözülmesi gerçeği bu şey özel göreliliktir. Ve uzay zamanının hızla savrulmasıyla ne kadar rahatsız edici derecede karmaşık olsa da ışığın Michelson-Morley deneyinde olduğu gibi parçacıkların parçacık hızlandırıcısında da yaptıklarının nasıl yapabildiğini açıklamanın tek yolu budur. Aslında anlamanızı istediğim gerçek şu. Hiçbir anlam ifade etmeyen bir dünyada yaşıyorsunuz. Çünkü gerçekliğin bu tarafıyla günlük hayatımızda doğrudan karşılaşamıyoruz. Önümüzde bir perde var. Ama dünyanın gerçek doğası burada. Karmaşık, sezgisel değil. Ama burada. Ve biz dostlarım, ister inanın ister inanmayın ama bu çılgın gerçeklikte yaşar ve ölürüz. Ve bu bence oldukça harika bir hikaye. Devam edecek.